Bak bu da çok şirin Anne, ama. ha, Mine teyzenin bebeği ne zaman gelecek? Ne zaman hazır olursa o zaman gelecek evladım. Ama anne, Mine teyzenin karnı kocaman olmuş. Gelir artık, değil mi? Sen Deniz? Bırak canım, kızma çocuğa. Haklısın Denizciğim. Küçük kardeş çok yakında gelecek. Ben demedim mi? Kemal gelmiştir. Dur bakalım, dur. Vay aslan parçası. Nasılsın bakalım? Hoppa! Ne haber? İyiyim. Merhaba Leyla, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Leyla, bu adamı daha çok getir olur mu? Araya zaman girince özlüyoruz. Bakalım sizinki gelince de özleyecek misiniz? Olur mu canım hiç öyle şey? Olur olur. Sen yavrunu kucağına al da sonra konuş. O nasıl bir duygudur bir bilsen. İnşallah biz de öğreneceğiz. Anne. Evet canım. Umut doğunca Mine teyze ile Kemal amca yine beni severler değil mi? Tabii güzelim, sevmezler mi hiç? Ama Umut bebek onların çocuğu. Hem o çok küçük olacak, bakıma muhtaç. Bu yüzden onu biraz daha fazla severler. Tabii, herkes kendi çocuğunu daha çok sever. Kemal amca ne iyi değil mi? Anne, benim babamla yaşasaydı o da Kemal amca gibi iyi olurdu değil mi? Baban yaşasaydı Denizciğim, dünyanın en iyi babası olurdu. Ve seni herkesten çok severdi. Keşke yaşasaydı. Böyle söyleme. Baban seni görüyor ve hala çok seviyor. Hadi. Mine, akşamki yemek nerede? Buzdolabında göremedim. Bozulmuştu, atmak zorunda kaldım. Özür dilerim canım. Bugün çok sancım vardı, bir şey hazırlayamadım. Olsun güzelim, ne önemi var? Şimdi dışarıdan bir şeyler söylerim ben. Sen de ister misin? Sağ ol. Biraz daha yersen file döneceğim. Normaldir, anne olacaksın. Kemal. Eskiden eve hep erken dönerdin. Ama son günlerde sanki benden kaçar gibisin. Bunu da nereden çıkardın? Mineciğim, son günlerde işler biraz yoğun. O yüzden gecikiyorum. Hem senden niye kaçayım ki? Sen benim bir tanemsin. Hadi bakalım, asma suratını. Anne, artık okula kendim gitmek istiyorum. Bu da nereden çıktı Deniz? Tek başına nasıl gideceksin bu kadar yolu? Öğrenirim anne. Bizim sınıftan Ahmet otobüse tek başına biniyor. O binebilir. Ama ben seni yalnız göndermem. Hay Allah. Bilet yok. Nasıl da unuttum almayı. Burada da satan yok. Ne yapacağız şimdi? Hanımefendi. Bende fazladan iki bilet var. Buyurun. Çok sağ olun. Lütfen. Ben bu biletleri satmak için almadım. Hiç olur mu? Lütfen alın. Bakın otobüsünüz gelir birazdan. Kaçırmayın. Ama... Hadi lütfen. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Alo. Ya ödeyeceğiz dedik ya. Tamam uzatma, çözmeye çalışıyorum.
Kumar borcu, namus borcu. Hoş geldin. Merhaba canım. Ne haber? İyilik ki. Aman, çok yoruldum bugün. Deniz nerede? Eve bıraktım. Bir de onunla uğraşamam yine. Okula bırak, okuldan al. İnsanın başında bir erkek olması o kadar önemli ki. Yalnız olmak çok zor. Her şeyle sen ilgileniyorsun. İş, güç, çocuk, ev derken bir bakmışsın posan çıkmış. Yat kalk haline şükret. İyi ki yanı başında Kemal var. Varlığı yokluğu belli değil ki. Kemal'in mi? Kocana haksızlık etme. Hamilelik seni hassaslaştırmış. Haklısın. Saçmalıyorum işte. Karın arıyor. Canım merak etmiştir işte. Ne bakıyorsun? Hem belki önemli bir şeydir. Alo. Mine? Dur. Dur sakin ol. Kemal. Kemal çok kötüyüm. Sancım var. Dayanamıyorum. Tamam. Bekle hemen geliyorum ben. Gitmeliyim. Ne olmuş? Sancısı mı tutmuş yine? Evet. Kapris yapıyor işte. Sen de kanıyorsun. Lütfen böyle konuşma. Ciddi bir şey olmasa beni aramazdı. Of. Bak göreceksin. Numara yapıyor. Merak edilecek bir şey yok. Sakin olun. Doğum yaklaşırken böyle sancılar olabilir. Eşinizin durumu gayet iyi. Yani doğum başlamadı. Hayır. Bu tür sancılara alışacaksınız. Peki, teşekkür ederim. Kemal, yol boyunca konuşmadın. Bir şeye mi kızdın? Neye kızabilirim ki? Sancım vardı, hastaneye gittik işte. Bir an öyle korktum ki. Evde kimse yoktu, ne yapacağımı şaşırdım. Ciddi bir şey olsa yanında olurdum, merak etme. Ama sancılar o kadar sıklaştı ki. Doğum olacak sandım. Ama olmadı. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun.
Bugün oğlunuz yok? Hastaydı, babaannesine bıraktım. Dün aldığım biletleri vereyim. Madem para istemiyorsunuz. Kabul etmezsem kızacaksınız galiba. Kızabilirim. Ama bir şartla kabul ederim. Nedir? Ne oldu? Karın doğurdu mu bari? Hayır. Demiştim sana kapris yapıyor diye. Daha dur bakalım. Bir çocuğu doğsun, o zaman gör. Seni nasıl da parmağında oynatacak. Vallahi ben böyle şeylere gelemem şekerim. Sen en iyisi onun yanına dön. Beni de şurada bir yere bırak. Dijen lütfen. Bu ilişki yürümez. Bana değer vermiyorsun. Varsa yoksa karın. Hayır. Sen benim için çok önemlisin. Bana biraz zaman tanı. Neyse. Benim alışverişe gitmem lazım. Ben seni götürürüm. Ne alacaksın? Gidince gösteririm. Güzel yavrum. Yanımda olmanı o kadar istiyorum ki. Seni kucağıma almak. Doyasıya sarılmak. Babam ve ben seni o kadar çok seveceğiz ki. Baban evine daha çok vakit ayıracak. Seninle oynayacak. Gülecek. Mutlu bir aile olacağız. Uzun zamandır akşam dışarı çıkmamıştım. Keşke oğlunuz da olsaydı. Efendi bir çocuk. Onu sevdim. Babasını bebekken kaybetti. Bazen rüyalarında görüyormuş. Sabah kalkınca ilk işi bana anlatmak oluyor. Onun gibi bir çocuğum olmasını isterdim. İyi bir insan ki. Sanki bir melek. Otobüs durağında bir melekle tanıştın yani. Yapma Mine. İnsanın kiminle nerede tanışacağı belli oluyor mu? Şans işte. Sanki yıllardır onu bekliyormuş gibiyim. Ne iş yapıyor? Serbest çalışıyor. Alım satım filan. Canım çok da merak etmedim yani. Hem biliyor musun? Nereye gittiysek bana para ödetmedi. O kadar düşünceli yani. Sen ciddisin.
Vallahi ciddiyim Mine. Yıllarca yalnız yaşadım. Dul bir kadın olarak yaşamanın ne kadar zor olduğunu sen bilemezsin. Deniz'e de bir baba lazım. Artık kaldıramıyorum. Senin neyin var? Canın bir şey mi sıkıldı? Yok. Doğum yaklaşıyor ya. Herhalde ondan biraz tedirginim. İçin rahat olsun. Ben de Deniz'e hamileyken tedirgindim. Sonra bir anda bütün sıkıntılarım geçip gidiverdi. Alo? Mine? Ne oldu? Yine karın arıyor galiba. Anlaşılan yokluğuna dayanamamış. Alo? Alo Leyla? Hayırdır? Ne? Tamam, hemen geliyorum. Hemen. Gitmeliyim. Karım doğumda. Sürüyor. Niye bana haber vermedin? Seni rahatsız etmek istemedi. Belki geçen seferki gibi önemsiz bir şeydir dedi. Benim suçum. Mine'yi çok üzdüm. Öyle bir zamanda yanında olmalıydım. Af Allah'ım, ben nasıl bir adamım ya? Doktor hanım, durum nasıl? İyi, gayet iyi. Kutlarım, bir oğlunuz oldu. Tebrikler. Ay. Ne kadar tatlı değil mi? Dur bakalım. Daha bu ne ki? Hele biraz büyüsün, o zaman gör. Oy. Oy. Haniymiş. İzin verir misiniz? Haniymiş. Bebeğimizi yıkamamız gerekiyor. Tamam. Ben şuna bir bakayım. İlk banyosunu kaçırmamak lazım. Gördün mü? Kemal bir anda nasıl da değişti. Baba olmak kolay değil. Doğumdan çıktığımdan beri yanımdan ayrılmadı. İnşallah değişmez. Bu telaş yüzünden sana soramadım. Söyle bakalım, nikah ne zaman? Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta mı? Ne kadar çabuk. Çok acele etmiyor musun? Bu kadar zaman bekledim de ne oldu Mine? Ben de hayatımı yaşamak istiyorum artık. Ben sadece biraz daha tanısaydınız birbirinizi demek istemiştim. Tanıdık tanıyacağımız kadar. Yeter bu kadar. Thank you.
Sen gelmiyor musun? Ben biraz kalacağım. Bir telefon bekliyorum. Son birkaç gündür canın sıkkın gibi. Bir takım mali sorunlarım var da. Hay Allah. Bana niye daha önce söylemedin? Seni sıkmak istememiştim. İhtiyacın ne kadar? Az sayılmaz. Aslında ben işlerimi tasfiye ediyorum. Elime yüklü bir para geçecek. Diyorum ki sen de şu evi satsan, paralarımızı birleştirsek. Hem benim borçlarımı öder, hem de uygun bir yerde şirin bir ev alırız. Bu ev benim değil Nevzat. Deniz'in dedesinin. Ve o asla bu evi satmama izin vermez. Boş ver canım. Öyle bir fikirdi işte. Hadi sen geç kalıyorsun. Sıkma canını. Bir hal çaresi buluruz. Hadi canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Tamam be kardeşim, tamam. Öldüreceksen öldür. Ya bulacağım parayı dedim. Biraz zaman ver. Ya bir hafta daha beklesen ne olur. Allah kahretsin. Annem gitti mi? Gitti ulan gitti. Sen de defol gözüm görmesin. Yoksa yersin dayağı. Gir dedim odana. Yoksa bacaklarını kırarım. Günaydın. Günaydın. Bugün erken kalktım. Zaten sağ olsun Umut da pek uyutmuyor. Ben de sana şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Sağ ol canım. Geç kaldım. Yiyemeyeceğim. Acele gitmem gerekiyor. Ha, aklıma gelmişken sana bir bakıcı tuttum. Neden ki? Malum ben pek yanında olamıyorum. Mesailer, iş güç falan derken yalnız kalmanı istemiyorum. Nasıl istersen. Akşam erken geleceksin değil mi? Maalesef canım. Hesapları kontrol edeceğiz. Sen beni bekleme. Sanki yeniden doğdum. Gerçi son günlerde Nevzat'ın canı biraz sıkkın ama beni üzmemek için elinden geleni yapıyor. O kadar anlayışlı ki. Ne kadar şanslısın. Ne o? Kemal yine mi evini ihmal ediyor? Ama olur mu böyle? İş güç bir yere kadar. Bak seni de incitiyor. Bence İşte güçte bir ilgisi yok. Ne demek istiyorsun sen? Emin değilim ama bir şeyler hissediyorum. Sanki başka bir kadın var. Karın çok saf bir kadın. Bunu da nereden çıkardın? Baksana, her gece bendesin. Hiç şüphelenmiyor. Ben olsam anında olay çıkarırdım. Karım bana güvenir. Güvenilecek adama bak. Ne o? Beğenemedim mi? Beğenmesem burada işin ne?
Bu ayın kirasını ödemedim, haberin olsun. Tamam, hallederiz. Faturaları da masaya koydum. Giderken alırsın. Hı hı. Aferin. Bak, ben de sana güveniyorum. Sakın hayal kırıklığına uğratma. Deniz? Deniz'cim, baban nerede? O benim babam değil. Aa! Ne biçim konuşuyorsun sen? Bak, bir daha böyle konuştuğunu görmeyeyim. O benim babam değil. Benim bir tane babam var, o da öldü. Tamam canım. Tamam. Hadi be Ziya abi. Az hukukumuz yok senle. Az iş çevirmedik. Boş versene oğlum. Geçmişe mazi derler. Benden sana kapik işlemez. Varsa bir şeyler yaparız kolaylık. Ama havadan kimseye para vermem. Anladın mı? Kimseye. Yine sokaktan çocuk mu toplayacağım yani? Meletler ordu gibi geziyorlar. Hem geçen sefer paçamı zor kurtardım. Sinerjileri boş ver. Organ işini bıraktım ben. Yapacaksan başka iş var. Nedir başka iş? Bana bebek bul. Anladın mı? Bebek. Bebek mi? Bulursan iyi para veririm sana. Arayınca hemen geldim. Önemli bir şey mi vardı? Yok. Sadece eve beraber döneriz diye düşündüm. Biraz yürürdük. Olur. Hem de Mine'lere uğrardık. Mine mi? Mine benim komşum. Hem de en iyi arkadaşım. Son günlerde pek ilgilenemedim. Hem seni de tanıştırmış olurum. Onun da yeni çocuğu oldu. Başı kalabalıktır şimdi. Eğer istemezsen başka zaman gel. Yok. Madem sen istiyorsun, ben de isterim. Nevzat Bey bebekleri ne kadar çok seviyor. Hep bir çocuğu olsun istemiş. Ama kısmet. Şimdi Deniz'i kendi olduğu yerine koydu. Gözü ondan başkasını görmüyor. Ya Deniz? O da Nevzat Bey'i seviyor mu? Çocuk işte. Arada bir şımarıklık yapıyor. Ama zamanla o da alışır. Çok tatlı bir şey. Gözleri ne kadar güzel. Babasına çekmiş. Ben eve gidiyorum Leyla. Tamam canım, ben de birazdan gelirim. Tamam.
Görüşürüz. Güle güle. Kemal nasıl? Bilmem. Bir görebilsem sana nasıl olduğunu söyleyeceğim. Tamam abi, tamam. Bebeği buldum. Ama bana biraz süre ver. Bir taşla iki kuş vuracağım. Sen hiç merak etme. Birkaç güne kadar sendedir. Ne kadar verirsin? Yapma ya. Tahminimden de çok. Sağ ol abi. Hadi görüşürüz. Ne bakıyorsun sen? Hadi bakayım yürü odana. Ben sana ne dedim? Etrafımda dolaşırsan bacaklarını kırarım demedim mi? Yürü dedim. Bana bak. Eğer annene filan şikayet edersen ekmek Kur'an çarpsın, gece yatağına gelir uyurken boğazlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Anladın mı? Anladın mı dedim? Ha şöyle. Hayrola? Nereye? Gitmem gerekiyor. Arka arkaya birkaç gece çok oldu. Karım ve oğlum evde yalnız kalmıştır. Oğlum ve karın şimdi mi aklına geldi? Evet. Kemal, lütfen ama bir gece daha kal. Burada kendimi yalnız hissediyorum. Ne olur ama, lütfen. Peki, öyle olsun bakalım. Nasılmış bakalım benim süt kuzum? Umut! Umut! Bebeğim! Bebeğim yok! Karın yine cırlıyor.
Alo. Ne var? Ne? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Sana soruyorum, nereye böyle? Hiç kalmayacaktın burada. Burada hiç kalmayacaktın. Kemal! Ben sana göstereyim. Alo. Kemal Bey'in eşi misiniz? Kim miyim? Kocanız beni iyi tanır. Tamam canım. Tamam, sakin ol, tamam. Bebeğim. Tamam, bulacağız onu, tamam. Tamam, sakin ol. Canım, hemen geldim. Hemen geldin mi? Demek hemen geldin ha. Keşke hiç gelmeseydin. Sana en çok ihtiyacımız olduğunda yanımızda yoktun. Sakin ol Mine. Allah'ım. Allah'ım, bebeğim yok. Nasıl yaparlar bunu? Nasıl yaparlar bunu? Fidye istiyorlar. Tamam, sakin ol. Tamam. Bulacağız onu, tamam. Ben o kadar parayı nasıl bulurum? Polise haber verdiniz mi? Hayır, vermedik. Okumadın mı? Eğer verirseniz onu öldürürüm diyor. Hem söylesene, bankada paramız yok mu bizim? Oradan buradan denkleştirir veririz. Bankadaki parayı harcadım. Harcadın demek. O kadına mı harcadın ha? Çocuğunun rızkını ona mı yedirdin? Ne diyorsun Mine? Ne dediğimi çok iyi biliyorum ben. Daha demin beni aradı. Bu aşağılık adamın sevgilisiymiş. Çocuğum kaçırılmış ve ben kimlerle uğraşıyorum? Geç kaldım. Artık seni merak etmiyorum. Bütün gün para için koşuşturdum. Yarın biraz daha dolaşacağım. Sana söz veriyorum, bulacağım o parayı. Önce çocuğumu vermezse. Denizciğim, ben Mine teyzen için bir şeyler alacağım. Kadıncağız perişan. Sana yemek yaptım. Yer, sonra da okula gidersin. Tamam mı? Tamam. Baban nerelerdi? Dormuyor. Peki. Çıkarken kapıyı kilitle. Tamam mı? Tamam. Thank you.
Bebek Leyla. Bebek. Oh, bebek. Ne diyorsun Deniz? Bebek. Bebeğim oldu. Hadi yürü. Nerede? Nerede? Şurada, gömülükte. Koş çabuk, koğuşlara haber ver, polisi arasınlar. Bebeğim, umudum, yavrum, canım benim. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana? Sen, bebeğimi sen çaldın. Evet ya, ben çaldım. Bırak beni. Dur bakalım, nereye? Bırak beni. Kolay mı öyle gitmek ha? O bebek bana lazım güzelim. Ama sana ihtiyacım yok. Ama başına ufak bir kaza gelecek ve ortadan kaybolacaksın. Bırak. Bırak dedim. Merak etme, hemen bitecek. Rahat bırak kendini. Saat oldu, yoğun bakımdan çıkmadı. Hayvan herif. Keşke bir tane daha vursaydım. Aslında kendime vurmalıydım. Kafama kafama. Ben nasıl güvenebildim ben bu adama? Tanımam etmem. Evimi paylaştım. Çocuğumu emanet ettim. Ah benim salak kafam, ah. Yapma Leyla. Olan olmuş işte. Ucuz kurtulduk. Hem ortada bir suçlu varsa o da benim. Güven diyorsun. Karım bana güvendi. Hem de sonuna kadar. Ama ben... Ben hepsini boşa çıkardım. Zor zamanında yanında olmadım. Yıllarca biriktirdiğimiz paramızı eş para etmez kadınlar için harcadım. Eğer yanında olsam o yılan yanımıza sokulabilir miydi? Endişelenmeyin. Durumu iyi. Yoğun bakımdan çıkardık. Görebilir miyim doktor bey? Maalesef. Sadece çocuğunu görmek istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.